geldiniz. Bugün bütün coinslerimi sıfırlıyorum. Arkadaşlar, bu videoda alacağım risk için bu videoda çok güzel bir deney yapacağız ve bunun için sizler hepiniz bu like'larınızı yardırın. Ben bunları da yapmaya devam edeceğim sizlerle birlikte. Herkes şuradan bam 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 like'larını atsın ve bakalım neler yaşayacağız, hep birlikte göreceğiz. Ama arkadaşlar, kanal çok felaket coştu. Coşturmaya devam edelim ve bu hiçbir şekilde sönmesin ve benim enerjim de videoların sürekli gelmesine sizin sayenizde devam ediyor. O her like'ınızın çok önemi var. Hadi hemen like'ınızı atın ve çeyrek milyon aboneye doğru da gidiyoruz arkadaşlar. Bu yüzden de hala abone değilseniz abone olun, bildirimleri açın. Bu sizin bayağı bir işinize yarayacak. Çünkü bu kanal sizin için var ve mükemmel videolar geliyor. Hadi o zaman şimdi arkadaşlar, ilk olarak biliyorsunuz zaten bu hesabımıza gen yükseltme yaptık. Ve bu sebepten dolayı da bu hesapta çok fazla coins yok. Bu hesabın coins'ini de yine de sıfırlayacağız. Her coins'i sıfırlayarak gideceğiz abi. Sonsuza kadar coins sıfırlaması yapacağız. Geçen takasta yaşadıklarımızdan sonra bugün sizlerle birlikte 94 genlikleri öyle bir alacağız ki arkadaşlar. Yani hepsinin içinden geçeceğiz. Bu hesaba çok azıcık alacağız. Ama ne kadar coins harcayacağım, neler yapacağım ve neler olacak. Ve videoda ekstradan başka şeyler de yapacağız tabii ki. Şöyle hemen düzenleyelim burayı ve artık en ucuz oyuncular niye karşıma çıkmıyor? Bu değer sıralaması niye bozuk abi? Bu pazar niye bozuk? Çözemedim gerçekten ama pazar bozuk. En ucuz oyuncu 13.900'de var, 13.800'de var burada görmüş olduğunuz gibi. 13.800'den ucuza da zaten oyuncu görünmüyor gibi arkadaşlar. Şöyle bir bakıyoruz. 13.5 milyondan abi ben burada hemen şöyle 2 tane oyuncu alabiliyorum zaten. Bu hesaba sadece 2 tane aldık. Gelip geri bakacağız zaten, diğer hesaplara da gidelim. Şimdi bu hesapta 178 milyon var gibi duruyor. Ama aslında 178 milyon yok arkadaşlar. Şimdi geliyoruz emirlerime. Ve tüm jetonları al diyoruz. 188 milyon daha geldi ve 367 milyon oldu. Ben buradaki kolü de şu an satacağım abi. Satacağım. Aslında daha pahalıya da gidebilir ama zaten coins kasmak için, 2 tane daha fazla oyuncu alabilmek için kolü satacağım. Zaten coins kasmak için satacağım için bir problem değil abi. Harcayabildiğim kadar coins harcayacağım bugün. Buraya da Kubo'yu koydum. Bu hesaptaki kadromuz da bu şekilde 94'ken fena değil abi. Böyle kalabilir şimdilik. Ve şimdi pazarımıza geri geliyoruz. Ve abi ben kolü de sizlerle birlikte şu an satacağım. Hemen satalım. Hemen hızlı bir şekilde şöyle güzelce satalım. Zaten ben bu adamın değerinin artmasını bekliyordum. Bu benim kadromun ana oyuncusu değildi. Paketten çıkmıştı ve bekliyordum ama gerek yok. Zaten 35-36 milyona da çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden şimdilik sattım. Ve arkadaşlar yine 94 ve 94 diyeceğiz. Ve Lautaro yazacağım. Bir de bir kontrol etmek istiyorum. Diğer Lautaro Martinez'ler geldi. Diğer hesabımızınkiler geldi ve tüm oyuncuları al dediğimizde şu anda tam 27 milyon harcadık bile. Onaylıyoruz ve buraya geri dönüyoruz. Burada zaten yanlış seçimler yaptık. Bunlardan çıkalım, aramaya gelelim. Buraya Lautaro yazalım. Demek ki Lautaro Martinez'ler beklediğimiz zaman belli bir fiyata alınabiliyor. Şimdi buraya geldik. Buradan arkadaşlar 13.5 milyon coins'e şöyle 10 tane bastım. Bir 10 tane daha bastım ve bir de 4 tane bastım. Niye 5 tane basamadığımı gerçekten merak ediyorum. 43 milyon var burada çünkü kol var, o yüzden 5 tane basamadım. Yeni aldık. Şimdi diğer hesabımıza da sizlerle birlikte geçeceğiz şu ana kadar ama toplamda sadece 27 milyon harcadık. Daha her şeyi basamadık. O sırada burada bekliyoruz. Bakalım herhangi bir Lautaro Martinez gelecek mi ve 2 tane geldi bile arkadaşlar. Gayet güzel, hemen bunları aldıktan sonra tekrardan arama kısmımızdan aynı şekilde burayı tamamlıyoruz. 27-27 şu anda 54 milyon verdik bile arkadaşlar. 13.600 yapsam mı? Değerini boşuna yükseltmeye gerek yok arkadaşlar. Bir tane daha oyuncu alabileceğim bundan sonra. 13.5'tan tanesini, hepsini almaya çalışıyoruz. Bu seferki neden riskli? Çünkü bu seferkini herhangi birisi paylaşmadı. Şu gelecek, şu yüzden şunun değeri yükselecek diye bir şey paylaşan olmadı. Ve bu sebeple de arkadaşlar neyin ne olacağı belli değil. Ama oyuna, paketlere 97 genlik bir sol kanat gelebilir. O yeni gelen 97 genlik sol kanat takastaki 96-97 gen paketine eğer gelirse ben bu oyuncuların bayağı bir alınmaya çalışılacağını düşünüyorum. Çünkü o sol kanat gerçekten oyunun en iyi kartlarından birisi olacak. Onu da herkes çıkarmak isteyecek. Zaten Gullit pahalı, bilmem ne pahalı, herkes çok pahalı. Risk alıyoruz ama güzel bir risk alıyoruz bence. Bakalım neler yaşayacağız. Bu hesapta da 512 milyoncuk bir şeyimiz var işte abi, öyle böyle.
Şimdi burada hala bu adamı ben hayatım boyunca satamayacağım herhalde. Bu Ronaldo bizi bitirdi abi. Kadroda kullanmak zorundayız. İyi adam ama güzel adam, sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar arama kısmına geliyoruz. Ve buraya da 94-94 diyoruz. Bu sefer Lautaro Martinez'e gitmesem mi gitsem mi ona karar vereceğim. Şu anda bunlar ne kadar gelmiş bakalım. Bir tane daha gelmiş mi yok, oyuncum satılmış sadece. Ve 42 milyonum oldu tekrardan. Ama Lautaro Martinez'ler şu anda abi kimse satmıyor. Ve başka oyuncuya gideceğim burada o zaman. Bakalım kime gidebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir bakıyoruz, 94-94 dedik. Hemen aramamızı yaptık. Ve umarım burada reytingleri arama doğru çıkar diyeceğim ama yani gerçekten bu sistem niye bozuk bilmiyorum. Yukarıdan düşüyor, güzel çıkıyor. Ama düşükten yukarı en yüksekte Lautaro var ama diğerleri biraz bozuk. Lautaro iki tane daha gelmiş galiba bana. Güzel abi, şimdi bu o hesaba Lautaro bastık madem. Bu hesaba da başka bir oyuncu basabiliriz. Ama daha pahalıysa basmam bu arada kesinlikle. Onu da söyleyeyim ama Lautaro Martinez bizi bayağı bir coşturabilir. Şöyle denemelerime devam ediyorum, geziniyorum ama Lautaro Martinez'den de ucuz gerçekten kimse de yok yani, inanılmaz bir şekilde. En iyisi Lautaro Martinez ve tek başına mı böyle abi? Başka oyuncular vardı sanki. Yok mu oldunuz? Aha Daklish geldi buraya. İşte burada daha ucuz oyuncular var arkadaşlar. Burada 13.200'lük var. Wirtz var. Wirtz'e bakalım. Wirtz'i de 13.300'ü arkadaşlar. Şöyle 10 tane Wirtz alacağım. Sonrasında buraya geleceğim. Essien'e geleceğim. Essien'i de 13.5'a yine 13.5 vereceğim abi. 10 tane de Essien alacağım. Ve aynı zamanda Nakata'ya da geleceğim. Nakata 13.300'e bir kere var zaten. Hatta abi 4 tane daha Nakata alalım bakalım. Kaç milyon harcadığımı hesaplamamız da zor olacak. Oyuncular tek tek geliyor çünkü. Orada biraz zorlanabiliriz. Buraya baktığımız zaman 20 tane kalmış pazarda. Yani bizim oyuncular geliyor arkadaşlar. 5 tane daha gelmiş. Ve 67.5 milyon daha geldi arkadaşlar. 54 vardı, 67.5 da geldi. 120 milyonu geçtik. 120 milyonu kesin geçtik. Ekstradan başka topladıysam hatırlamıyorum. Ama 120 milyonu geçtik. Bu hesaba da sadece Lautaro mu alsam, hangi oyuncu hızlı geliyor? Şöyle bir bakalım abi. Buraya daha kimse de gelmemiş. Sadece bir tane Nakata gelmiş. Onun dışında bir tane daha Nakata gelmiş. Onun dışında şu an kimse yok. Devam edelim biz oyuncularımızı almaya. Wirtz ve Nakatalar 13.300'den geliyor. Gayet güzel bir şekilde abi. Şöyle Nakata'ya geleceğim. Nakata'ya ben 13.300 tekliflerimi vereceğim abi. Nakata'ya 13.300'den basacağım. Paso teklif basacağım yani 13.300'den. Baya bir Nakata geliyor bu şekilde. Tüm oyuncuları al diyoruz. Arkadaşlar artık bu hesapta 500 milyon var. Diğer hesapta da 300-400 vardı. Toplam en az 800-900 milyon basmış olacağız. Toplayan varsa yorumlara yazsın. Her alışımı ama her alışımı hiç kaçırmadan toplayan varsa yorumlara yazsın. Ama yanlış bir şey de yazmamaya çalışın. Şöyle emirlerime gelelim. 4 tane daha oyuncu alabileceğiz. Wirtz'ler de geliyor bu arada gayet güzel bir şekilde. Wirtz'ler de bu kadar güzelken Wirtz'lere de gidebiliriz. Hemen şöyle devam ediyorum almaya. Gerçekten bu şekilde inanılmaz şeyler yapabiliriz. 13.300 diyeceğim Wirtz'i. Ve abi 4 tane daha aldık bakalım. Gayet güzel bir şekilde. 2 oyuncu daha geldi. Hemen bunları da alıyoruz. Ve arama kısmından biraz daha bu sefer Nakata alacağım. Nakata ve Wirtz'i sıra sıra alıyoruz abi. Şöyle 13.300'den Nakataları da şöyle basıyorum. Sadece 2 tane basabiliyorum zaten. Bitti ve bitmedi. Hala bir şeyler yapabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle arama kısmından tekrardan oyuncu alacağım. Tabii ki alabileceğimizin ne kadar daha azını alabilirsek arkadaşlar oyuncuları o kadar çok kar edeceğiz demek oluyor bu. Bunu da sizlere söyleyeyim. Bu hesapta yalnızca 58 milyon coins kaldı şu anda. Ve bu hesaba da geldiğimiz zaman 42 milyon var. Ben buradan Lautaro'ya devam etsem Lautaro'nun değeri şimdiden arttı abi. Yani inanılmaz bir şekilde Lautaro'nun değeri şimdiden arttı. O yüzden ben bu hesaptaki Lautaro'ları daha alamayacağım mı? Hepsini aldık mı? Ooo abi Lautaro alamıyoruz. Lautaro aramıyoruz. Başka bir oyuncuyu 13.300'e 13.5'a bulmamız lazım. Vallahi problem yaşayabiliriz. Şunu birkaç kere yenileyeceğim abi asıl oyuncular gelene kadar. Nakata var. Güzel, Nakata alalım şöyle. Lautaro'yu yeterince alamadık ama gerçekten. Abi Nakata'ya da 13.300'den devam ediyoruz hemen şöyle. 3 tane daha verdik. Ve 2 milyonumuz kaldı. Ve arkadaşlar ama Lautaro Martinez'ler sanki gelmeyecek gibi. O yüzden ben bir Lautaro Martinez'lere şöyle bir 6 tanesinden çekiliyorum. Ve buradan başka oyunculara gideceğim. Wirtz'ler gayet güzel duruyor abi. Wirtz'lere şöyle 6 tane daha teklif verdim 13.300'den. Ve Essien'e falan teklif versek mi diye bakıyorum. Essien'in değeri de azıcık artmış. Nakata'ya da teklif verebiliriz gibi geliyor. Diğer hesaptakiler biraz daha gelse bize. Sadece bir tane gelmiş abi. Sadece bir taneyle işimiz gerçekten çok zor. Çok yavaş geliyor oyuncular. Bir an önce gelmeleri lazım. Değerleri değişirse çünkü patlayabiliriz. Çok teklif verdiğimiz için pazarı şu anda biraz da biz yönetiyoruz. Yani fiyatları falan biraz bizim alımlarımız falan da belirliyor olabilir. Bakın birazcık Lautaro Martinez alınca neler oldu ama
Şu anda tekrardan Lautaro Martinez istediğimiz fiyatına gelmiş. Güzel, diğer Lautaro Martinez'ler elimize gelebilir. Şimdi devam edelim şöyle. Nakataları 13.300'den teklif vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ve bu hesapta 31 milyon kaldı, 45 kalmış. Diğer hesabımıza da bakıyoruz. Hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Ve diğer hesapta zaten her şeyi basmış durumdayız. Biraz beklememiz lazım sanırım. Bakalım şöyle 25 oyuncunun 25'i de listede. Bir tane Wirtz geldi. Hemen doldurmaya devam edeceğim. Hepsi geldiğinde karşınızda olacağım ama önce bir coins'imizi sıfırlamak istiyorum açıkçası. Bir an önce coins sıfırlansa güzel olur. 13.300'den Dalglish'lere de birazcık gidelim. Dalglish de alalım. Biraz oyuncu gelmişken sizlere bunu neden yaptığımı söyleyeyim. Daha önceden hiç coins kasma videomu izlememiş olabilirsiniz veya bu coins kasmayı niye yapıyorum? Arkadaşlar 96-97 gen takasında bir tane 95 gen oyuncu istiyor ve o 95 gen oyuncu da Donovan olduğu için o gayet ucuz bir miktarda kalıyor ve onun değeri artmıyor. Ama tam 3 tane 94 gen oyuncu istiyor ve bu 3 tane 94 gen oyuncuyu pazarda bir anda herkes yüklendiği için 3 tane lazım çünkü ve bayağı bir alınması lazım. Bir tane alınması da yetmiyor ve güzel oyuncular geldiği için herkes kadro kurma görevlerini yapmak da istiyor aynı zamanda. Bu yüzden herkes deli gibi yükleniyor ve herkes bu şekilde yüklenme yaptığı için de böyle şeyler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Hemen şöyle 13.400'den de bunları da 2 tane daha aldım. Ve arkadaşlar bu yüklenmelerden sonra, bunlar olduktan sonra da bu oyuncuların değerleri 16-17 milyonlara doğru gittiği zaman hepsinden kar etmeye başlamış olacağız. Ne kadar giderlerse o kadar kar edebileceğiz. Bakalım ne kadar gidecekler, hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ama yani gerçekten gayet iyi fiyatları aldığımızı düşünüyorum ve 1.5 milyon kesintiyle 15 milyonu aldığımız oyuncu bize 13 milyon gelecek. Yani ben bu oyuncuların tanesini 15 milyona satarsam bana 13.5 milyon getirecek. 15 milyonun üzerine ne kadar çıkarsa oyuncu başına o kadar kar edeceğim. 1 milyon çıkarsa oyuncu başına 1 milyon kar edeceğim. 2 milyon çıkarsa, yani 16 milyona çıkarlarsa oyuncu başına 2 milyon kar edeceğim. Ve az oyuncu almadık. Hala oyuncuların gelmesini bekliyoruz. Ve 13 tane oyuncu oldu arkadaşlar burada. Yani tam 13 oyuncu var şimdiden. Yani 26 milyon kasabiliriz beklentimize göre. Ama tabii beklemeye devam edeceğiz. Ne kadar yükselir, ne kadar yükselmez, orasını tam olarak bilemediğimiz bir noktadayız. Diğer hesaba da bakalım. Diğer hesaba da bayağı bir oyuncu aldık. Ve toplam 100 milyonun üzerinde, hatta hesap başı belki 100 milyon coins kasabiliriz. Ya da toplamda en az 150 milyon kasmak istiyorum bu stoklardan. Bu hesapta son 15 oyuncu kalmış. 15 oyuncu daha gelecek. Ve hesabımızda 5, 10, 14 tane oyuncu var. Bu hesaba 29 tane oyuncu gelecek. Tanesinden 2 milyon kasarsak gayet güzel bir şekilde 60 milyon falan kasabileceğiz. Ve biz bu görevleri yapıp görevin gelmesini sizlerle birlikte bekleyeceğiz. Siz bu videoyu izlerken belki de gelmiş olacağız ya da gelinmesine az kalmış olacak, duruma göre bakacağız. Arkadaşlar şimdi oyuncuların gelmesini ben açıkçası bir saattir falan bekliyorum. Toplayamadım tamamını. 13.5'tan almaya çalıştıkça zorlandık. Pazarda bir değerleri yükseliyor, bir düşüyorlar. Şu anda burada görmüş olduğunuz gibi 6 tane Lautaro Martinez daha bekliyoruz. Ve bir 229 milyon daha bastık. Yani basa basa duruyoruz arkadaşlar. Hemen paket açacağım ben şu anda. Burada Lautaro Martinez'lerim coştu görmüş olduğunuz gibi. Ve sat dediğimizde değerleri 14.400'e falan da çıktı zaten arkadaşlar. Artık 14.400'e falan da pazarda teklif yapılıyor. Şu Mekhi Gundogan hesabımıza da bakalım. Burada Wirtz'lere bayağı bir teklif verdim. Burayı neredeyse bitirdik. Sadece bir tane kalmış. O da gelse çok güzel olacak ama gelmiyor. 13.700'den 3 tane oyuncu almış oldum bu sebepten, bunun yüzünden, ama bakalım. Bu Declan Rice'ları bu arada 13.5'tan alabildim arkadaşlar. Onda bir sıkıntı yok. 5, 10, 15, 20, 25, 30 tane olacak abi. 94'lük oyuncu bu hesapta 29-30 tane falan olacak. Ve buraya da geldiğimiz zaman, burada da baktığımızda abi 3, 8, 13, 18, 23, 28, 32 tane oyuncu var. Ve pazarda da daha 6 tane bekleniyor. Birisi sonunda geldi. Yavaş yavaş artık gelmeye başlasınlar. Çünkü bitsin artık arkadaşlar. Yani bayağı bir oyuncu oldu. Bayağı bir coins bastık. Bakalım neler yaşayacağız. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Ama ben şu anda sizlerle birlikte 89 gen buraya, aslında ben bu paketi bir sonraki 93-97 geldiğinde açmak için bekletiyordum. Gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. O yüzden bir tanesini şu an açacağım abi. Yani belki şanslı oluruz ve Völler gelir. Yani o yüzden şu an açacağım. Belki Völler gelir abi. Totti versem mi vermesem mi dedim, verdim. 85 genlik oyunculara da şöyle basıyorum. Ben bu paketleri 2 tane hazırlamıştım aslında. Ama sonrasında tekrardan bitti. Sonra biz yine hazırlarız gerekirse. Şöyle 82 artıları da basacağız. 83 de basacağız. Zaten şu Romeo'dan kurtulalım.
Bir tane bu paketten açacağım. Bu videoda paketsiz olmasın arkadaşlar. Efsanevi bir şekilde 93-97 kahramanımızı açıyoruz. Aslında kahraman gelsin diye açıyorum zaten. Çok önemli değil kimin çıkacağı. Aslında önemli. Şimdi abi böller çıkarsa coşarız. Kulübümüze bir bakalım. MO lazım. Sol bek güzel olur. Sol kanat güzel olur ama sol kanat falan işte diğer pakette olduğu için bu paketi açmak çok mantıklı değil. Yani böller bile çıksa çok işimize yaramayacak. Aslında açmasam mı da diyorum şu an kararsızım. MO var mı? Bakalım abi güzel bir MO var mı? O da yok abi ya. Bu hesaba ne çıkartırsak çıkartalım. Gerçekten böller bile sadece 2 rating arttırıyor. Çünkü bizde Lineker var. Yani açmaktan vazgeçtim şu anda. Bekleyelim bakalım arkadaşlar neler olacak. Yani göreceğiz. 48 dakika var. Ve 48 dakika sonra umarım burası yenilenir ve yeni kahramanlar da gelir. Açsam mı diyeceğim de hiç mantıklı değil abi. Açmayacağım şimdilik ama açacağım ben bu paketi. Şimdi geldik buraya ve burada sizlerle birlikte tüm oyuncuları al diyorum ve bütün hepsi artık tamamlandı bu hesapta. Bir 68 milyon daha bastım. Bu arada toplama hesapladım. Bütün hesaplardaki toplama hepsini ortalama 13.5'tan alırsak 931 milyon ediyor arkadaşlar tam. Ve buraya da geldiğimizde buradaki oyuncular da zaten bitik arkadaşlar. Diğer hesaba da baktığımızda bu hesabın da son oyuncusunu alalım ve artık hazırız arkadaşlar. Bakalım kar edebilecek miyiz göreceğiz. Yaptık yatırımımızı, bekliyoruz. Bakalım neler olacak. Declan Rice'lar, Essien'ler, Martinez'leri aldık ve fiyatları artarsa da coşmayı bekleyeceğiz arkadaşlar. Ve saat şu an gece 3.33 ve ben yarım saat sonra tekrardan kayda gireceğim. Ve bu hesapta mı değil diğer hesapta arkadaşlar eğer paket kalırsa açacağım. Kalmazsa da daha sonraki videolarda artık açarım. Bu paket yenilendiği zaman yeni 93-97'ler belki eklenir ve o zaman açarız. 26 dakika sonra yenileniyor. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Hadi bakalım yarım saat sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar saat 4 oldu, bu paket gitti. Bu paket zaten ben bir daha geldiğinde almadığım sürece sıkıntıydı. Ama ben size paket açılımı yapacağım bu videoda. Şöyle bir 80-97'ye gelip bir günlük bonus takas alıyorum. Ve sonrasında da bu arada bayağı bir açık kaldığı için bilgisayar şu an böyle. Videonun zaten artık sonundayız. Bu paketleri açacağız sizlerle. Bir tane Totti vereceğiz. 86'lık 2 tane oyuncu vereceğiz. 87'de vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Sonra alırız. Çok fiyat farkı var aslında. Mantıklı çok değil ama bu şekilde yapacağız. Ve 3 tane bu paketi bu hesaba ben sizlerle birlikte açacağım. Ve Totti çıkarsa başarılı olacağız. Hadi bakalım. Bir tane Totti çıkarsa okeyiz abi. Totti yolu izlemek istiyoruz. Bu videoda sizlere bir tane Totti yolu izletmek istiyorum. Geldi mi? Gelmedi. Bir tane izleteceğim abi. İnşallah tabii şanslıysak Torreira geliyor yine. Torreira'yı artık kaçıncı kez çıkarttım bilmiyorum. İki tane de Totti vermiş ama bunlar bize yetmez abi. Daha iyi oyuncular lazım. 87 basıyoruz bir de. Fazla basıyoruz. Buraya da fazla basacağız. Buraya da 83'e kadar çıkacağız. Çok fiyat farkı var ama bir şey olmaz abi. Hemen gelelim. Hanko'yu da basalım. Bu Mier hangi kadroda var acaba? Gerçekten merak ediyorum. Ve inanılmaz kasıyor. Birazdan videonun sonuna da geleceğiz. Hemen şöyle takas diyelim. Aç diyelim. Hadi abi bir yüksek bir şey ver ya. Hadi. 93 verirse güzel olur abi. Çünkü Totti de vallahi Totti. Tamam izlettik abi. Polonya'ya da gittik. Ne oluyor? Oğlum Lewandowski nasıl 91 lan? Oha 2 tane. Lewandowski nasıl 91? Abi Lewandowski nasıl 91 olur ya? Arkadaşlar gerçekten yani fena şeyler olabilirdi. 83'lük basacağım 4 tane yani bayağı bir basacağız. Abi yani gerçekten o kadar fena şeyler olabilirdi ki. Takaslıyoruz yine. Aç diyelim bakalım ne verecek. Bir tane daha açıyoruz. Güzel ama. Güzel bir paket daha açtık arkadaşlar. Hadi bakalım bunu da açıyoruz. Bakalım ne verecek. Bir Totti daha. Oo, hadi bakayım. Hadi bakalım. Avusturya. MO. MO istiyorduk bu arada. Güzel abi. Vallahi mis gibi. 93. Güzel. Oradan açsak da belki bu çıkacaktı. Kehil. Abi çok iyi be. Vallahi mis gibi oldu. Tamam bu arada hedefi tamamlamış oldum. Ben amacıma ulaşmış olabilirim. Daha o paketten açmama gerek yok bu arada. Hero da çıkardım. Çıkardım o paketi açmış oldum abi bu arada. İlginç bir şey oldu. Lampard'ımız zaten var. Rating artmadı. Ama gelen MO. Gelen MO bu arada kastığı için kusura bakmayın. Videonun sadece sonu bu şekilde ve bilgisayar saatlerdir açık arkadaşlar. Bu videoyu saatlerdir çekiyorum. Oyuncuları beklemedir bilmem nedir her şey için. Ve şöyle bir bakıyoruz kahramanlar seferine. Yani burada da artık 2 tane oyuncumuz olduğu için arkadaşlar gayet güzel oldu bizim için. Ama 2 oyuncu sayacak mı orasını bilmiyorum tam. Ödül geldiğinde tam anlarım. Çünkü diğerinden bir tane var. Buradan 2 tane var. Bakalım ne olacak. Şöyle bir artık açılsan güzel olur artık. Paket açılsın ya. Kahramanlar dünyayı kurtarmak için falan diyor. Bu şekilde bir şeyler diyor arkadaşlar.
Ya ödülü erkenden mi alsam? B takımından bir oyuncu çıkardım galiba. B takımının 93'lüğünü çıkarmış olabiliriz. Yani çıkabilecek de en kötü kahraman çıkmış galiba. Marquisio olsaymış abi vallahi çok daha güzel olabilirmiş. Zaten Ginola'ya falan gitseydik ayrı bir coşardık. Yani şunu 2000 cevher verip alacağım arkadaşlar. Zaten paketlerden bir şey çıkmıyor. Ben 5 tane sayacak mı? Saydı bu arada. Bir de Mascherano ver abi. Sen babasın diyeceğim. Ama arkadaşlar gelmedi. Olsun, ben buradan Mascherano bulacağım abi. Ben buradan Mascherano bulacağım. Hiç sıkıntı yok. Hemen ikinci turunu da başlatalım buranın. 92 ver. 92-85. Olur. Sıkıntı yok. Arkadaşlar güzel bir video oldu bence. Gerçekten çok eğlenceli. Sonunda bu hesaba da 2 tane hero oldu ve artık bütün hesaplarda 5 ödül alacağız. Ve Mascherano'ya daha yakın olacağız. Bakalım daha çok çıkartabileceğiz mi? Tabii ki göreceğiz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Gerçekten bence çok güzel bir video oldu. 931 milyonu bastık. Karşılığında bakalım ne alacağız. Bu arada pazara 93-94'lük oyuncular geldiği için 94'lük oyuncularda şu anda bir değer düşüşü göreceğiz bence. Yani şu an paket geleceğini bilmiyordum ben. Veriler yok elimizde. O yüzden yani gerçekten bunların değerler yerle bir olmuş olabilir. Bilmiyorum ama satılabilir 12700'e yani 13800 şu an ama göreceğiz. Biz bastık bütün coinsleri. Sonrasında neler olacağını göreceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ve bye bye.